ulusalcı kesimin bir kısmı kaldı. O da ne kadar bir kısımdır? %2 midir? %1 midir? %3 müdür? Bilemiyorum. Siz siyasetçiyim diyorsun. Türkiye'nin geleceğinde olmak istiyorsunuz. Şimdiden işte Kürtleri kırıyorsunuz. Muhafazakar kesim, efendim o kesim, bu kesim, onların hepsini reddediyorsunuz. Bir kesime yönelmişsiniz. Ulusalcı bir kesime yönelmişsiniz. Onun da gittiği partiler zaten belli. Yani CHP bir kesim dediği aslında CHP. Onun da evet sadece CHP aslında, doğru söylüyorsun. Yani oradan mı oy alacaksınız? Oradan da size ne kadar oy gelecek? Yani böyle bir durumu var ve bu Muharrem İnce analizini yapmak istedim. Şu soruyu da sormak istiyorum ondan sonra. Peki bugün için veya yarın için Muharrem İnce'nin bundan sonraki siyasetteki rolü ne olacak? Eğer bu söylemlere, bu tavırlara devam edecek olursa Muharrem İnce zaten azınlıkta kalmaya her zaman mahkum olacak. Yani sinirli, öfkeli yapısı, ötük eleştirici dili, hakaret dili, işte sevmediği partiyi terörleştirmesi veya onu bir karşı taraf olarak algılatması. Yani kendini bitiren bir Muharrem İnce'den bahsediyoruz.